İnsanlar aslında dokunmak istiyorlar bir şeylere. Dokunabilecekleri şeyler çok azalıyor gittikçe. Onlar azalıyor ama insan duygusu hala aynı yerde duruyor. Dolayısıyla bunun bir karşılığı olması lazım. Bir üretim var, kendisi yapmıyor bunu ama en azından onu doğru yapacak kişiye ulaşıp o sürecin içinde var oluyor. Sonuç çıkan şey de artık dokunulabilen, görülebilen bir şey olduğu için o üretmekle ve hayata bağlanmakla ilgili bir duyguyu da karşılıyor aslında. Her şey çok hızlı tüketilirken kalıcılığın gücü var dövmede. Riskiyle beraber, endişesi ve korkusuyla beraber o başka bir duygu aslında. Türkiye'de bir dövme patlaması yaşanıyor. Dünya ile kıyaslarsak çok daha hızlı ilerliyor. Neredeyse her kesimden insan farklı yerlerine farklı sebeplerle dövme yaptırıyor. Ben bu dünyaya geldiğim gibi gideceğini düşünen insanlardan biri değilim. Ve yaşadığım şeylerin hikayesini üzerimde taşımayı seviyorum. Ensemde var, kasımda var. Kaç tane dövmem var hiç saymadım. Yani o kadar çok fazla var ki. Dövme aslında değişik form ve motivasyonlarla Mezopotamya, Türk ve Anadolu kültürlerinde binlerce yıldır yer alıyor. Ancak modern Türkiye bu konudaki hoşgörüsüyle tanınan bir ülke değil. Peki durum buyken son yıllarda neden bu kadar fazla insan dövme yaptırıyor? Dövmeler ne ya? Niye böyle vücuduna zarar veriyorsun? Yabancılara aldanmayın. Deri altına yapılmışsa o zaman da tabii ki bu caiz değildir. Büyük cesaret, ben yaptıramam mesela. Evet. Geçicileri yaparım da hani onu yıkıyorsun gidiyor. Bende 10 tane var bu arada. 10 tane dövme mi var? Evet. Ama hiçbirini görmedim. Senin gibi dövmeleci de boğulmamış kız zarif bir şekilde yerleştirmiş dövmeleri. Sen her yerine dövme döşüyorsun. Bir ara dünya birincisiydim Killzone 2 online'da. Killzone'da Helgan alfabesi var. O dilde infidel yazıyor bu kolda. Birincisi şurada ensemde yazan the end. Diğer dövmem bu. Eski Anadolu uygarlıklarındaki motiflerle ilgili bir kitaptan alınma. Tutkum hiç değişmedi. Kızılderililer. Burada güneş var. En görünür yerime yaptırdım onu da. Hani bana ışık olsun. Yani belli hedeflerim var. Onları ışık olarak görüyorum. Kızımın portresi var. Eşimin çocuğumuzu eline aldığı ilk anın fotoğrafı var. Dövme eskiden marjinal kabul edilirdi. Toplumda çok hoş karşılanmazdı. Ancak bir süredir tüm dünya ile beraber Türkiye'de de popülerliği arttı. Toplumda rol model olan sporcular, sanatçılar, hatta bazı politikacılar dövmeli yaşamı normalleştiriyor. Ülkede kaç dövmeci ya da kaç dövmeli olduğunu gösteren ulusal bir araştırma yok. Ancak 2018'de 18 ülkede yapılan hangi ülkede en çok dövmeli var araştırmasında Türkiye %30'luk oranla 17. sırada yer alıyor. Araştırma internet kullanıcısı bir grup örneklemiyle yapılmış. Buradan akıl yürütmeyle 2019 rakamlarına göre nüfusun %72'si internet kullandığına göre kaba bir hesapla Türkiye'de en az bir dövmesi olan yaklaşık 20 milyon insan var. Evet, Türkiye'de. Antalya'da ilk sektöre girdiğimde 8-9 kadar dövme stüdyosu varken şu an 50'nin üstünde dövme stüdyosu var. Keza Ankara'da öyle. İstanbul'u söylemiyorum bile. Sadece İstanbul'da berber ve kuaför sayısından çok dövmeci olduğu iddia ediliyor. Malzemeye ulaşmak galiba çok kolay. Çin'den 350 liraya bir set halinde bir şey alabiliyorsunuz. Dövme çoğu insan için dışa vurumcu bir çaba. Kendini ifade etmek için kısa bir yol. Biz iletişim halinde canlılarız. Her zaman da duygumuzu ve düşüncemizi aynı netlik ve berraklıkta dışarıya yansıtamıyoruz. Dövme burada devreye giren enstrümanlardan bir tanesi. Bedene eklendiği zaman kısa yol tuşu gibi. Ha bu kişinin estetik algısı böyleymiş, bu kişinin hayata bakışı böyleymişin hemen ön bir bilgi veren kısmı oluyor. Modern dövme bu çabada gelenekselle yeniyi birleştirdiği için rahat bir alan. Bireye seçim için özgürlük tanıyor. Dünyanın birçok yerli kültüründe dövmeler genelde bir gruba aidiyeti, ergenliğe geçişi, savaşlarda başarıyı, mevkiyi ve ruhani gücü belirtiyor. Hun, Kazak ve Kırgız gibi eski Türk ya da Doğu toplumlarındaysa
Dövmenin bir soyluluk simgesi olduğu ve daha çok Alp soylu ve kahraman kişilerin yüzleri ve vücutlarına dövme yaptırdıkları anlaşılıyor. Bu dövmeler kem göz ve tılsımlara karşı yapılmış. Dövme sözcüğünün atası kabul edilen Dav ve Tag da damgalama anlamında Kültigin ve Acuri yazıtlarında, Divan-ı Lügat-ı Türk'te ve Kutat Kubilik'te sıkça geçiyor. Dövme Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra kültürel yaşamdan büyük ölçüde çıkmış. Ancak Yeniçerilerin bağlı oldukları ortaları gösteren dövmeler yaptırdığı biliniyor. Dek ve Dak adıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle yaşlı insanlarda hala görülüyor. Çalışma yaptığım insanların yaş ortalaması 70 ve üzerindeydi. Bu insanlar öldüklerinde artık bu geleneği de büyük ölçüde beraberlerine götürecekler. Geleneği büyük oranda bitiren ya da bitirme motivasyonunu yaratan etkilerin başında dinsel yasaklar geliyor. Özellikle kasaba ve kentli Ortodoks dinsel yorum bunu büyük ölçüde yasaklıyor. Zira geleneksel, kırsal dinsel yapı daha senkretik. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgili röportaj talebimize geri dönmedi. Web sitelerinde konuyla ilgili verdikleri fetvadaysa dövmenin deri altında olduğu için gusül abdestini engellemediğini, vücuda müdahale olduğu için fıtratı bozmak olarak kabul edildiğini, dolayısıyla dinen yasaklandığını ve caiz olmadığını söylüyorlar. Ama günahtır demiyorlar. Zira din bilimciler Kur'an'da bunu belirten bir ayet yok diyor. Neredeyse farklı tüm kültürlerde değişik formlarda yer alsalar da dövmenin modern zamanlarda kendine yer bulması kolay olmadı. 18. yüzyılda Kaptan Cook ve tayfasının Avrupa'ya getirdiği dövme 1980'lere kadar, yani neredeyse 200 yıl marjinallikle, gemicilikle, askerlikle, alt kültürle ve hapishane, yani suçla ilişkilendirildi. Bu dönemden sonra özellikle göz önündeki müzisyenler, film ve TV yıldızlarının etkisiyle dövme kulluk müessesesinin endüstrileşmesinin en büyük bileşenlerinden biri oldu. Dünya genelinde yaşanan özgürleşmenin etkisi ise Türkiye'ye 15 yıl sonra ulaştı. 95'te dövmeyi yaptırdım. Ya sanki dövmeli gençlere daha böyle cool yaklaşıyorlardı. Daha böyle göz alıcı falan. Vay, adamın dövmesi var. Yani küpe takmış gibi, saç uzatmış gibi şey. Kimlik, müzik ve yaşam tarzı üzerinden gelişen motivasyon 2000'li yılların tümüne yayıldı. 2000'lerin sonuna gelindiğinde ise toplumda artık evin oğlu kızı kabul edilen, normalde marjinal ama göz önündeki rol modeller adeta dövmenin sessiz etki ajanları oldu. İnsanları aslında biraz korkutuyordu gördüğümüz karakterlerde. Ama artık medyada bolca rastlıyoruz zaten. Popçusuna kadar herkes dövme yaptırıyor. Yani o algı kırıldı. Artık korkan anne bile bakıyor, bir sıkıntı yok yani. Dövme insanın karakterini değiştiren bir şey değil. Sadece görsel bir şey ve bazen o anneler de çocuklarıyla çocuğunun dövmecisine gelip çocuğunun adını yazdırıyor. Derken 2010 yılında başka bir şey oldu. Fotoğraflarla dışarıya ne anlatıyorsa artık herkes oydu. Teknolojinin ucuzlaması ve demokratikleşmesiyle insanların birbiriyle ilişkilerinin şekli değişti. Sıradan insanlar sosyal ağlarda kendilerine adeta birer sahne kimliği oluşturdular. Bu sanal kimlikler üstünden kendilerini dışarı nasıl isterlerse öyle ifade etmeye başladılar. Instagram'ın 2010'da hayata geçmesiyle bu bambaşka bir seviyeye taşındı. Araştırmalara göre ilk 5 yılda sadece Amerika'da dövme yaptırma oranı %50 arttı Instagram sayesinde. Bu bütün dövme sektörünü ve dövme kültürünü bir daha geri dönülemeyecek şekilde dönüştürdü. Genelde zaten insanlar yapılan işleri sosyal medya üzerinden takip edip beğendikleri sanatçılarla iletişime geçiyorlar. Bu şekilde işliyor sistem. Türkiye'den bazı dövmeciler Instagram sayesinde dünyaya açıldı. Instagram dövmecilere inanılmaz derecede yaradı. Amerika'daki, New York'taki stüdyoları görme şansımız oldu. Onlarla tanışma şansımız oldu. Onların da bizi görme şansı oldu. Böylece Instagram üzerinden etkileşime girip
kendileriyle. Oraya gelmek istediğini söylediğinde senin işlerini görüp hemen kabul edebiliyorlar. New York'tasın şu anda. Direkt senin Instagram hesabından görüp sana yazan ve bir şekilde buluşup yaptıran insan var mı sana? Herhalde dünyanın her köşesinden soran oluyor. Japonya'dan var, Avustralya'dan var, İngiltere'den var. Brezilya'ya gittiğimde inanılmaz tanıyorlardı. İnanamamıştım ben buna. Brezilya'da Türk dövmeciler özellikle çok fazla tanınıyor mesela. Lokal bir iş yapıyorsun aslında baktığında. Instagram gibi bir şey olmasa. Bu platform sayesinde alakasız yerdeki, hiç hayatında duymadığın bir yer, bir şehirdeki insan bile senin işini biliyor. Senin gelip gelmeyeceğini sorabiliyor. Ancak teknoloji her zaman hayra işlemiyor. İnsanlar kendilerine kolye alır gibi, işte ceket alır gibi dövme yaptırmaya başladılar. Şunu çok yaşıyoruz. Ben bir dövme yaptırmak istiyorum ama ne yaptıracağımı bilmiyorum. Bana ne yapalım? Yani dövme bir kere böyle olmamalı. Yani kişi eğer gelip bana ilk elden ben nasıl dövme seçerim diyorsa benim ona diyeceğim ilk soru şu: ne dövme seçmesi? Yahu ben niye dövme istiyorum diye git düşün derim ben ona. Seçme. Dövme falan da isteme. Çünkü öbür türlüsü direkt satın almaya geçiyor. İade kartı vermiyorum ki. Dövmeci ve dövme yaptırmaya karar veren insan sayısı ne kadar artarsa pişman olanların da sayısı aynı oranda yükseliyor. Dövme dediğimiz şey de birey dövme istiyorum der, dövme istemiyorum der. Bir de arada yapsam mı yapmasam mı diyenler vardı. İşte o tam da işte o yapsam mı yapmasam mı diyen kişilerin tetiklenmemesi gerekir, uyarılmaması gerekir, gıdıklanmaması gerekir. Şüpheli grup yaptırdığı zaman da işte o ya bundan da pişman oldum, kapatsak mı, işte sildirsek miler, işte orada daha çok kendini bulur. Bir tane yaptırmaktan pişman olduğum dövmem var. Onun pişmanlığı sadece işte 14 yaşında yaptırmış olmam oldu. Çünkü vücudum gelişmeye devam ettiği için tabii ki de şu anda yaptırdığım o dövme menemene benziyor diyebilirim. 18 yaşımda yaptırmıştım sanırım. Üstüne cover up yaptırdım. Çok kötü olduğu için kapattırmam gerekti. O yüzden artık yok. Kapatmak için yeni dövme bir alternatif. Öte yandan dövme sildirme endüstrisinin de 2023'te dünya çapında 27.3 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülüyor. Cool'luk müesses nizamının bir diğer ayağındaysa Instagram'daki gibi herkesin kendi sanal podyumunda model olmadığı, işin profesyonelce yapıldığı başka bir dünya var. Dünyaca ünlü markalar uluslararası pazarlama stratejilerinde dövmenin popülerliği ve alt kültürler üzerinden modayı yeniden tanımlıyor. Moda camiası Türkiye'de henüz bu yolun çok başında. Bunu son 2 senede falan galiba yavaş yavaş kırabilmeye, yıkabilmeye başladılar. Standart güzellik algısını birazcık daha acaba standartize etmesek mi? Olduğu gibi güzel olabilen ya da kendisi gibi olduğunda daha iyi bir şeyleri prezente edebilen bir model tayfası var mı ya? Şans tanıyan tasarımcılar olmaya başladı. Merhaba. Merhaba. Dövmeli insanları daha çok yani daha özgün aslında, daha kendi ne istediğini yapıyor. Öyle tipler olarak görüyorum. O yüzden en baştan beri onları kullanıyorum. En ağır, en abiye kıyafeti giydirdiğimizde bile yine ben içinde kızın daha özgün gözükmesi gerektiğini ve onu daha çok vurgulayan şeyin işte aurası olduğunu, o dövmeli bir kızla olabiliyor sonuç olarak. Anladım, bir kimlik ifadesi olarak görüyorsun. Aynen. Tasarımını üstünde sergileyecek bir insandan bahsediyorsun. Onun kişiliğinin öne çıkması aslında şey değil mi? Senin için kötü değil mi? Bence o tamamlayıcı bir özellik. Çünkü o gerçekten o stili anlatmaya çalıştığımız şeyi tamamlayan bir öğe. Moda böyle bir şey mi? Moda kesinlikle böyle bir şey. Popüler olan moda, moda olan popüler oluyor. Peki bu çember başka toplumsal döngülerle kesişiyor mu? Dövmeli hayat gerçekten artık daha mı kolay? Türkiye'de dövme o kadar kolay da değil aslında. Taşıdığınız bir dövme yüzünden bir sınıfa oturtulabilirsiniz. İşaretinizi de etkileyebilir, kariyerinizi de etkileyebilir. Belki evliliğinizi bile etkileyebilir. Genel olarak şöyle ama son 5 senedir bayağı bir şey değişti. İnsanlar daha bir kabullendi. Buna kendi ailelerimiz de dahil. Çok fazla olduğu için biraz dikkat çekiyor. İlk başlarda çok zorlanıyordum bu konuda. Şu anda çok rahat. Belli bölgeler var, karantina bölgeleri dediğimiz artık günümüzde. Çünkü bir sürü insan çeşidi var. Bazıları hiç kabul etmiyor, bazıları işte hadi olur. Ama evet, bir tepki var. Bakışlarda özellikle zaten küfür ediyor gibi baktıkları için. O bakışlarda zaten o sıkıntıyı görüyorsun.
İstanbul gibi bir şehirde kendi sosyal çevremden çıktığım zaman ya da rahat ettiğim sosyal çevreden çıktığım zaman tabii ki de bazı rahatsızlıklar hissediyorum. Yani ben bu ülkede Temmuz ayında uzun kolluyla gezmek zorunda olduğum semtleri diyeyim biliyorum. Büyük usta Manchevski'nin dediği gibi zaman ölmez, çember yuvarlak değildir. Yani sonda başa döndük. 4 kişiden birinin dövmeli olduğu bir toplumda bu zorluklar ve çekinceler yaşanmaya devam ediyor. Dövmeli 4'te 1 azınlık olmasa da belli ki belli alanlarda hala marjinal kabul ediliyor. Ve baştaki soru hala cevabını bekliyor. Kızgınlıklarım, bazı şeyler, öfkelerim, böyle içimde hala geçmeyen şeyler, böyle her yine battığında onları düşündüm. Sadece yaşadığım güzel şeylerin dövmesini yaptırıyor olsaydım kendime de büyük yalan söyleyen bir insan olurdum bence. Aile. Aile her zaman sırtımdadır. Hayatımdaki ilk uzun mesafe bisiklet turumu İskoçya'da yaşadığım dönemde Edinburgh'dan Londra'ya giderek yapmıştı. İstanbul'dan çok yakın bir arkadaşım gelmişti. Burada iki tane tekerlek var. Bisiklet tekeri o ikilinin yolculuğunu anlatıyor bir yandan. Burada bir tane deve dikeni var. Burada da bir tane gül var. Deve dikeni aslında İskoçya'nın milli çiçeği gibi bir şey. Gül de aynı şekilde İngiltere'nin, İskoçya'nın başkentinden İngiltere'nin başkentine olan seyahatimizi anlatıyordu bu yolculuk. Frederick Forrest isminde bir illüstratörün çizdiği bir kadın figürü. Kollarını şöyle kavuşturmuş. Üşüyen bir kadın bu. Ben de çok üşüyen bir kadın olduğum için bu dövmeyi yaptırmak istemiştim. Dövmede sıkıntı yok yani.